Yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı iç dolgusu ile İtalyan mantısı, ravioli hazırlayacağız. O kadar lezzetli, o kadar güzel ki hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı semolina unumu aldım. Daha sonra 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tüm malzemeleri elimle yoğurmadan önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra yoğurmaya başlayacağım. Evet, hamurumuz artık oldu. Şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra üzerine bir poşet kapatıp dinlenmeye alıyorum. Hamur dinlenirken mantımızın iç malzemesini hazırlıyorum. Yarım kuru soğanı daha önce soydum, hazırladım. Onu olabildiğince küçük doğruyorum. Bir tane kırmızı biberi de yarısını doğrayacağım. Aslında bu kısımları göstermek istemiyorum ama doğrama şeklini mutlaka görmenizi istedim. Aksi takdirde mantının içerisine sığmayacak veya taşacak olmayacaktı mutlaka görün istedim bir tane yeşil biberi doğradım bir tane patlıcanı da alaca soyup onu da olabildiğince küçük doğruyorum patlıcanı da doğradıktan sonra ocağımın başına geçtim ilk etapta tavamın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim şöyle bir karıştırdım bir diş sarımsak rendeledim Soğan, biber, sarımsak, kırmızı biberi güzelce 3-4 dakika kavurdum. Bir yemek kaşığı daha zeytinyağı ilave ettim. Yıkamış olduğum patlıcanları da içerisine ekledim. İçerisine baharatlarını ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber, çay kaşığının ucuyla karabiber. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım. 10 dakika bu şekilde kavurdum. Patlıcanlar güzelce kavrulduktan sonra içerisine 2 dolu yemek kaşığı krem peynir ilave ediyorum. Krem peynir patlıcana güzelce karıştıktan sonra ocağımı kapatacağım artık iç dolgusu hazır oldu. iç dolgusunu başka bir tabağın içerisine alıyorum ve soğumaya bırakıyorum Harcımız soğarken Hamurumuzu iki eşit parçaya böldüm güzelce dinlendi Parçalardan bir tanesini yeniden kasenin içerisine koydum ve üzerine kapattım kurumaması için Tezgahıma un serpiyorum ve Hamurumu artık açmaya başladım Ara ara un serperek hamurumuzu açıyorum Biraz genişledikten sonra oklavamı değiştirdim. İki karış endiline geldikten sonra katladım. Aralarına un serpip bu şekilde kenara aldım. Şimdi ikinci bezemi de açıyorum. Üzerine kapatmayı kesinlikle unutmayın, kurumasın. İki karış endilinde onu da açtıktan sonra iç dolgusunu bu şekilde yerleştiriyorum. Tatlı kaşığıyla belli aralıklarla dizdim. İlk açmış olduğum hamur bezesini üzerine kapatıyorum. Hamurun ara kısımlarını bu şekilde elimle kapatıyorum. Böyle yapıştırıyorum. İstediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Dilerseniz böyle aparatlar da kullanabilirsiniz. Ben kesme aparatını kullandım. Bu şekilde keserek çıkarıyorum. Mantıdan çok çok büyük oldu. Dilerseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz ama o zaman da iç dolgusu az olur. Bu şekilde raviolemiz hazırlanıyor. Çıkan parçaları da topladım. Onları yeniden ben açıp iç harcı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet, pişmeye hazır. Uygun bir tencerenin içerisine su koyup kaynattım. Su kaynadıktan sonra içerisine yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Mantılarımızı kaynayan suyun içerisine ilave ediyorum. Böyle tek tek ekledim. Suyun içinde resmen dans ediyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel tahta kaşıkla karıştırdım. Kapağını kapattım ve kaynamaya bıraktım. Tavanın içerisinde bir sos hazırlıyorum. 1 dolu yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Daha sonra içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ettim ve kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Ara ara mantımızı da kontrol ediyorum. Bir tane büyük domatesin kabuklarını soyup doğradım üzerine tuz ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da neydi ismi ya? Ha kuru fesleğen üzerine ekledim. Kapağını kapattım. Bir dolu yemek kaşığı acı sos ekledim. Kapağını kapatıyorum ve sosumuzun hazırlanmasını bekliyorum. Bu arada raviyolimiz de pişti. Ocağımı kapattım. Üzerine bir su bardağı soğuk su ilave ettim ve süzgeçle servis edeceğim tabağın içerisine Mantılarımızı çıkardım. Hazırlamış olduğumuz sos çok güzel olmuş. O kadar güzel kokuyor ki. Mantımızın üzerine bu şekilde ilave ediyorum. Dilerseniz sosun içerisine bir tane çevirebilirsiniz. Öyle de lezzetli olur. Evet, üzerine de nane ekledim. Fesleğen varsa taze fesleğen daha güzel olacaktır. Evet videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.